Buyurun. Aziz milletim, değerli milletvekilleri, kıymetli basın mensupları, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Geçtiğimiz hafta sonu değerli devlet adamı Necmettin Erbakan Hoca'nın vefatının yıl dönümüydü. Bu vesileyle kendisini rahmet ve saygıyla anıyorum. Bir sonraki günde 28 Şubat postmodern darbesinin yıl dönümüydü. Dönemin muktedirlerinin 1000 yıl sürecek dedikleri ama yatsıya kadar zor dayanan 28 Şubat'ın yıl dönümüydü. Aradan yıllar geçti. O kara günlerden bugünlere geldik. Ama maalesef görüyoruz ki bugün Türkiye'nin üzerinde yeniden vesayetin eli dolaşıyor. Bugün Türkiye'nin üzerinde millete parmak sallayan aynı zihniyetin gölgesi dolaşıyor. O zamanlar nikah yüzükleri altındı o parmak sallayan ellerin. Bugün nikah yüzükleri gümüşten gene aynı şekilde parmak sallanıyor. Ne bahtsız insanlarmışız. Şu salonun şereflendiren sizlerden bahsediyorum. Ne bahtsızmışız. Ömrümüz boyunca kendimizi izah etmek zorunda kaldık. Doğru mu Erhan Usta? Önce faşist olmadığımızı, ırkçı olmadığımızı, daha sonra da mürteci olmadığımızı izah ede ede geldik. Mürtecilikle suçlananlar kaçtı, masaların altına girdi. Biz onlar için savaştık. Bugün o gümüş yüzüklü parmaklar gözlerimizin içine bakıp gene bizi, gene bizleri bu sefer de teröristlikle suçluyor. Hadi oradan be korkaklar, hadi oradan. Sinameki korkaklar. Bugün Türkiye'nin üzerinde 28 Şubat'ın hayali dolaşıyor. Hayaleti dolaşıyor. Bu MGK koridorları yerine sarayın koridorlarında yuvalanmış bir hayalet. Bu apolet yerine kravat takan, hak yerine, haki yerine lacivert giyen bir hayalet. Bu irticacı yerine beğenmediğine terörist diyen bir hayalet. Bu dünün mağdurlarını bugünün mağrur muktedirleri yapan bir hayalet. Bu dün şiirden hapis yapanlara bugün milleti tweetten hapse attıran bir hayalet. Değerli dava arkadaşlarım, biz dün gerçeğine boyun eğmedik. Bugün elbette hayaletine boyun zaten eğmeyeceğiz. Biz dün toplusu, tüfeklisi önünde eğilmedik. Bugün elbette yalanlısı, dolanlısı önünde de eğilmeyeceğiz. Çünkü biz hayaletlerin değil, hakikatin peşindeyiz. Çünkü biz vesayetin karşısında milletimizin yanındayız. Türkiye'nin acı gerçekleri var. Milletimiz zorluklarla mücadele ediyor. Ama Türkiye'nin bu acı gerçekleri aşacak imkanları var. Türkiye'nin her bir vatandaşını refah erdirecek kaynakları, zenginliği var. Bütün mesele bu zenginliği kimin nasıl paylaşacağı. İşler yolundayken müteahhidini ihaleye boğan bu iktidar, bütçe dara düştüğünde acısını onlardan değil, sırtına yeni yeni vergiler, yeni cezalar bindirdiği milletimizden çıkartıyor. Hak böyle olmaz. Adalet böyle olmaz. Devlet böyle yönetilmez.
Aliya İzzet Begoviç'in bir sözü bu sıralar sosyal medyada çok paylaşıldı. Rahmetli diyor ki, davalar acılar içinde doğar, refah içinde ölür. Dünün mağdurlarının bugünkü izansızlığını görünce bu sözleri daha iyi anlıyoruz. Dün dava adamıyım diye gezenlerin bugün sarayda sürdükleri sefayı görünce bu sözleri daha iyi anlıyoruz. Şehitlerimiz varken lebalep kongrelerde üst üste çıkıp oynayanları görünce bu sözleri daha iyi anlıyoruz. İnsanımız çöpten yiyecek toplarken gününü gün edip para içinde yüzenleri görünce bu sözleri daha iyi anlıyoruz. İşte o nedenle dün rahmetli Erbakan'ın hocanın adil düzen gömleğini yırtıp kendi kurdukları düzende sefaya dalanlar bugün işler sarpa sarınca önce 2012 ruhuna, o da olmayınca 1994 ruhuna dönmekten bahsediyorlar. İronik olan tam da bu zaten. Çünkü 1994 ruhu dedikleri işte o yırtıp attıkları gömleğin ta kendisi. Geldikleri noktada bu arkadaşlar refah içindeki bu çöküşü durdurmak için kimin gömleğini giyip hangi ruha sarılacakları üzerinde kafa patlatırken bir yandan da seri gündem çalışmaları yapıyorlar. Ama maalesef her ürettikleri gündem ancak 3 gün dayanıyor. Onlar için maalesef. Çünkü mızrak artık çuvala sığmıyor. Milletin gündemi artık boş lafla, hamasetle gizlenemiyor. Gömlek artık dikiş tutmuyor. Yolcu olan Abbas bağlasalar da durmuyor. Değerli dava arkadaşlarım, nitekim sarayın bu haftaki yeni gündemi fezlekeler oldu. Yalnız bu arkadaşlar nedense kafayı bu fezlekelerin kendisine değil, İYİ Parti'nin bu fezlekelere ne diyeceğine takmışlar. Eylemsizliğiyle meşhur küçük ortak, çıkmış kürsüye her zamanki gibi ancak bağırıyor. Biliyorsunuz argümanı yetmeyen durmadan bağırır. Türkçesi yetmeyen de durmadan söver. Bunlar da aynen öyle. Akıllarınca bu bağırmalarla, bu çağırmalarla bizi sonra sokacaklar. Oysa bizim bu konuyla ilgili tavrımız o kadar net ki, arkadaşların yaptığı bu kadar tatavayı eğlenceyle karışık bir şaşkınlıkla izliyoruz. İlkesiz siyaseti düstur edinmişlerin dün söyledikleriyle bugün yoldaş sövdükleriyle bugün yoldaş olanların dün yoldaş olduklarına da bugün sövenlerin bu netliğimizi yadırgamasını elbette anlıyorum. O nedenle arkadaşların bu şaşkınlığını gidermek adına bir kez daha konuyla ilgili tavrımızı açıklamak istiyorum. İYİ Parti terörün yanında yöresinde olmaz. Mesela İYİ Parti teröristle masa kurmaz, pazarlık yapmaz. Mesela İYİ Parti teröristin kafasından konfeti temizlemez. Mesela İYİ Parti seçim kazanmak için terörist mektubuna, katil röportajına bel bağlamaz. İYİ Parti her zaman milletinin yanında, demokrasinin yolundadır. Mesela İYİ Parti sandıkta başkasına oy verdi diye milletine bela okumaz. Mesela İYİ Parti itirazı olan gencine, esnafına, çiftçisine terörist demez. Mesela İYİ Parti millet şehidine ağlarken lebalep kongrelerde sırıta sırıta konuşmalar yapmaz. Mesela İYİ Parti hukukun yanında adaletin peşindedir. Mesela İYİ Parti terörden siyaset devşirme peşinde olanların ipiyle kuyuya inmez.
Mesela İYİ Parti adaleti siyasi hesaplarına meze yapmaya kalkanlara alkış tutmaz. Mesela İYİ Parti milletin derdi konuşulmasın diye önüne getirilen fezlekelere gözü kapalı el kaldırmaz. İYİ Parti o fezlekelerin önünü arkasını iyice okur. Çünkü İYİ Parti o fezlekelerin önünde biri varsa ardında da sizin olduğunuzu çok iyi bilir. Özetle İYİ Parti Türk yargısının hazırladığı fezlekeye bakar, gereği neyse onu yapar. Konuşulan 9 fezleke, halbuki gelen 33 fezleke. Ya. Bundan hiçbir kişinin, hiç kimsenin endişesi olmasın. Ama bu arada Twitter fenomeni küçük ortak tatava yapmayı bıraksın. Yapacağım, her an yapabilirim, birazdan yapıyorum diye ağzına sakız ettiği malum kapatma başvurusunu ne zaman yapacakmış onu söylesin, biz de bilelim. Hızlı olmasa da ziyadesiyle öfkeli küçük ortak hamaseti bıraksın. HDP eş genel başkanının Sayın Erdoğan'la nasıl kol kola yürüdüklerini anlattığı Netflix belgeseli kıvamındaki açıklamalara cevap versin. Büyük ortağına sorsun, cevap istesin. Kürsülerde fırtınalar estirip icraata gelince aradığımız kişiye ulaşılamayan küçük ortak boş konuşmayı bıraksın. Uygur kardeşlerimiz için ne düşünüyorlar? Çin zulmü için ne yapacaklar? Onu açıklasın. Bu vesileyle Çin'in Uygur kardeşlerimize, soydaşlarımıza, dindaşlarımıza yaptıklarının soykırım olarak tanınması için meclis grubumuzun Yüce Meclis'e vereceği öneriye Sayın Bahçeli ve arkadaşlarının da desteğini bekliyoruz. Tabii Sayın Jinping Perinçek'ten izin alabilirlerse. Merak ediyorlarmış. İYİ Parti fezlekeler geldiğinde ne yapacakmış? Elbette vatandaşı iki yumruk arasına sıkıştırılan bu utanmazlığa geçik vermeyeceğiz. Elbette milletimizin hür iradesine saygı duyacağız. Elbette siyasi şovun değil, hakkın ve hakikatin yanında duracağız. Bu kadar basit, bu kadar net. Aziz milletim. Öğretmenlerimiz bizi bugüne getiren yolun temel taşlarıdır. Vatan savunmasından yeni cumhuriyetin kuruluşuna ve yükselişine kadar emekleri vardır. Bu gerçeği görmez, öğretmenlerimizin önemini anlamazsak bugün memleketi yönetenlerin düştüğü duruma düşer, öğretmenlerimizi binbir çileyle baş başa bırakırız. Öğretmenlik mesleğini kadrolu, sözleşmeli, geçici gibi tuhaf sosyal tariflere mahkum eden bugünkü iktidar on binlerce genç öğretmen kardeşime verdiği sözü tutmuyor, tutamıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na göre 107.909, Sayıştay'a göre ise 138.000 öğretmen açığımız varken sadece 20.000 öğretmenimizin ataması yapılabildi. Her yıl verilen mezunlarla birlikte mezun olup da atanamayan gençlerimizin sayısı 700.000'i buluyor. Türkiye'de toplam 1.117.000 öğretmenimiz varken buna yaklaşan sayıda atanamayan genç öğretmenimizin olmasını kabul edemeyiz. Böyle plansızlık, böyle sorumsuzluk, böyle iş bilmezlik olmaz. Milyonlarca çocuğumuzun on binlerce öğretmene daha ihtiyacı olmasına rağmen maalesef artık ülkemizde atanamayan öğretmen adlı bir meslek grubu var. Yazıktır, günahtır. Her biri pırıl pırıl gençlerimiz, her biri öğrencileriyle buluşacakları günü iple çekiyor. Her biri sınıfa girecekleri o ilk günün hayaliyle yanıp tutuşuyor. Ama eşe dosta, kayınçoya, devlette 2, 3, 4
koltuk ayarlayabilen Sayın Erdoğan nedense gencecik öğretmenlerimize bir kadroyu bile çok görüyor. Koca bir ülkenin gündemini abuk sabuk konularla meşgul edenler öğretmenlerimizi bir türlü görmüyor, duymuyor, umursamıyor. Yazıklar olsun. Buradan atanmamış olsalar da bizim gönlümüzde öğretmen olan kardeşlerime sesleniyorum. Sizleri görüyoruz, dertlerinizi biliyoruz. Bir meslektaşınız olarak sizlere söz veriyorum. Bu iktidar yapamadı ama ilk sandıkta biz geleceğiz, biz yapacağız. Öğretmenlerimizin çözülemeyecek derdi yok. Bu ülkenin kaynaklarını 5 müteahhite değil sizlerin atamasını yaparak çocuklarımızın eğitimine aktaracağız. İçiniz rahat olsun. Değerli milletvekilleri, Sayın Erdoğan aklını fikrini bu meselelerin çözümüne yorması gerekirken kendisi hala milletimize masal anlatıyor. Damat gitti. Kayınpederden masallar tam gaz devam ediyor. Hafta başındaki kabine toplantısının ardından çıktı ve dedi ki, kamu harcamalarında israfa tahammülümüz yok. Yanlış duymadınız. Aynen böyle dedi. Bunu söyleyen daha dün milyarlarca lirayı heba etmeyi itibardan tasarruf olmaz diye savunan aynı Sayın Erdoğan. Allah kimseyi böyle şaşırtmasın. Allah kimseyi böyle yoldan çıkarmasın. Siz hiç israfa tahammülümüz yok diyen ama 12 uçakla gezen birini duydunuz mu? Siz hiç israfa tahammülümüz yok diyen ama kendisine saray koleksiyonu yaptıran birini gördünüz mü? Siz hiç israfa tahammülümüz yok diyen ama ultra lüks araç filosuna her gün yenilerini katan birini gördünüz mü? Alın size en yakın örnek. 17 milyar lira zarar etmiş Türk Hava Yolları'na 347 adet lüks otomobil kiralamak için 2 gün sonra ihale yapılacak. Bir kişi çıkıp da şirket bu kadar zarar etmiş, millet bu kadar darda, bir süreliğine 2 yaşında, 3 yaşında arabalarla idare edelim demiyor. Lüks arabayı israf görmeyen bu zihniyet utanmadan çıkıp kamuda israfa tahammülümüz yok diyebiliyor. Ne diyeyim, Allah ıslah etsin. Değerli dava arkadaşlarım, pandemi yüküyle dara düşmüş vatandaşına 53 milyar lira destek vermekle övünen israf düşmanı Sayın Erdoğan, bunun 2 katını hem de inadına Kanal İstanbul çılgınlığına yatıracağını söylüyor. Egoya bakar mısınız? Cürete bakar mısınız? Arkadaş inadına yapacakmış. Bak Sayın Erdoğan, madem sen unuttun, ben sana hatırlatayım. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, bir kimseyi inada kapılmış, çekişmeci ve kendi görüşünü beğenmiş görürsen bil ki onun ziyanı tamamdır. Milletle inatlaşma Sayın Erdoğan. Millet iradesiyle inatlaşılmaz. Siyaset tarihi milletiyle inatlaşan şuursuz siyasetçi çöplüğüdür. Milletiyle inatlaşanların sonuna bak, ders çıkar. Ama illaki inat edeceksen millete karşı değil, milletin için inat et. Mesela kalkınmada, üretimde, istihdamda inat et. Mesela adalette, hukukta, demokraside inat et. Mesela refahta, huzurda, mutlulukta inat et. Mesela açları tok yapmakta, işsizlikten ağlayan babanın derdine derman olmakta inat et. Mesela yolsuzlukları bitirmekte, gençlerimizin umutlarını yeşertmekte inat et. Gel siyasi hayatında bir kez olsun kendi çıkarın için değil, milletinin iyiliği için inat et. Bu söz. Bu sözlerim yabana atma. Bak ne diyor Abdurrahim Karakoç? Aman deyim bilir misin amanı? Kurban etme zamanı. Müjde dağlarına eyvah dumanı. Çöker ama neden sonra anlarsın. Kurnaz emer budalanın kanını. Böyle yürür hokkabazın kanunu. Doğru karar
eğri dostun canını sıkar ama neden sonra anlarsın. Değerli dava arkadaşlarım. Varsın onlar inat etsin. Biz milletimiz için mücadeleye devam etmeye devam edeceğiz. Varsın onlar bizi dinlemesin. Biz milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Varsın onlar milletin sesini duymasın. Biz o sesi cümle aleme duyurmaya devam edeceğiz. Varsın onlar yayını kessin. Biz her hafta bu kürsüyü milletimize bırakmaya devam edeceğiz. Bu hafta milletin kürsüsünde müzisyenlerimizin, sanatçılarımızın ve sahne emekçilerimizin dertlerini dinleyeceğiz. Pandemiden en büyük yarayı alan kesimlerden biri de onlar. Bildiğiniz gibi pandeminin başından beri müzik sektörü tamamen kapalı. Tek bir gün dahi açılmadı. Tek bir konser dahi verilmedi. Müzik sektörü deyince aklınıza yalnızca ünlü isimler gelmesin. Müzik sektörü pek çok emekçinin çalıştığı çok büyük bir sektör. Bir konser organizasyonunda sadece şarkı söyleyen sanatçı yok. O konserlerin ardında ışıkçısı var, ses teknisyeni var, orkestrası var, gişesi var, büfesi var, tedarikçisi var. Bu sektörde sadece ünlü sanatçılar yok. Hafta sonu sahne alıp ekmek parasını kazananlar da var. Eğlence sektörünü besleyen on binlerce emekçi var. Pandemiden önce bile hayata zar zor tutunan insanlarımız var. Dile kolay. 11 aydır işsizler. 11 aydır tek kuruş gelirleri yok. Müzik sektöründe çalışanların çoğu yevmiye ile çalışır. Yani sigortaları yok. Aldıkları düzgün bir destek yok. Aralarında enstrümanlarını satıp geçinmeye çalışanlar var. Daha 2 hafta önce geçim sıkıntısı çeken bir müzisyen kardeşimiz canına kıydı. En vahim olanı da ne biliyor musunuz? Kimse onları dikkate almıyor. Kimse dertlerini dert edinip çözüm sunmuyor. Kimse sizin için de şu desteği vereceğiz demiyor. Çünkü ağlar hala kongre peşinde. Çünkü ağlar hala Kanal İstanbul peşinde. Çünkü ağlar hala yandaş besleme peşinde. Sayın Erdoğan, bir sektör 11 ay boyunca çözümsüz bırakılır mı? Böyle vicdansızlık olur mu? Bir de utanmadan müzik susmasın diye kampanya yaptınız. Birkaç yıldır, bir yıldır aç yatan sanatçılarımıza sadaka gibi bir aylık doğalgaz parası reva gördünüz. Sonra ne oldu? Onun da ilk taksitini ödediniz, ikinci taksitten hala ses yok. İşte o nedenle bugün iktidarın ısrarla görmezden geldiği müzik emekçilerimizin sesini duyurmak için Müziksen Genel Başkanı İpek Koçyiğit aramızda. Buyurun İpek Hanım, kürsü de söz de sizindir. Ben de bir öğretmenim. Biraz önce değindiğiniz öğretmenlerimizin, atanamayan öğretmenlerimizin sorunları da bizler için çok önemli. Değinmeniz çok hoşuma gitti. Bu sorunlarımızla da ilgileniyoruz. Ben de bir eğitimci olarak bu sorunlar bizler için önemli biliyorsunuz. Evet, biz davetiniz üzerine katıldık. Bugün sendikamızı temsilen ben Müziksen Genel Başkanı İpek Koçyiğit. Burada olmaktan, sorunlarımızı dile getirmekten çok memnunum. Bizler için onur ve gurur oldu. En azından sorunlarımızı sizlerle paylaşmak bizler için önemli. Biliyorsunuz sorunlar günler boyu, yani bu sorunlarımız yeni dile getirilen sorunlar değildi. Bunun 20 sene öncesine dayanan bir sıkıntı her zaman gündemdeydi. Ama bu pandemi dönemiyle beraber sosyal güvencesi olmayan sanatçılarımızın, çalışma güvencesi olmayan, hayat güvencesi olmayan sanatçılarımızın sıkıntıları gün be gün bu pandemi döneminde ortaya çıktı ve önüne alamadığımız sorunlarla karşılaşmış bulunmaktayız şu an.
Ben önce biraz bizim sendikamızdan bahsetmek istiyorum. 1989 yılında kuruldu ve sendikamız üyelerinin mesleki, kültürel, ekonomik, sosyal hak ve özgürlükleri için faaliyette bulunmakta. Bu sorunlar gün be gün büyüdükten sonra sorunumuzun en temel büyük kapsamı kayıt dışılık ve sosyal güvence eksikliği. Pandemi süreciyle de büyüyen bu sorunların devamıyla da işte bu son zamanlarda yaşadığımız müzisyenlerin intihara kadar varan psikolojik ve sosyal kültürel sorunlarıyla beraber intihara kadar varan sorunlar gündeme geldi. Ve artık yaşamsal düzeydeki kaygıları onları büyük bunalımlara itti. Bizlerin son zamanlarda yaşadığı sorunların en büyük temel sorunu sosyal güvencesiz çalışmaları. Şu an elimizde sivil toplum örgütleri bünyesinde bulunan kayıtlara göre 450 bin üstünde bir sayı var. Ve bu sayı normalin dışında bizim tahmin etmediğimiz sayıların dışında ailesini de kattığımız zaman iki katına ulaşıyor. Ve bu sektör sahipsiz, kimliksiz ve kişiliksiz kalmış durumda. Bizlerin tek istediği bu bağlamda öncelikle onların sosyal güvencelerinin sağlanması, ekonomik güvencelerinin sağlanması, yaşamsal güvencelerinin sağlanması bizler için önem taşımaktadır. Biraz çözüm üretmeye çalıştık açıkçası. Onlardan da biraz ben bahsetmek istiyorum sizlere. Başta siyasetin konuyu ekonomik, toplumsal ve sanatsal bileşenlerin tümüyle değerlendirerek konuyu sahiplenmesi gerekiyor. Dileğimiz sorunların bu mecrada ivedilik ile geliştirilerek olası yasal ve idari önlemler için çalışma yapılması gerekiyor bizler için. Anılan çalışmaların palyatif önlemler olması çok anlamsız. Nitekim yapılan işte bir çalışmamız oldu biliyorsunuz Müzik Susmasın projesinde. Biz de görev alan sivil toplum kuruluşlarından biriydik. Sendika olarak biz de bu görevi yerine getirmeye çalıştık. Fakat bu kapsamda sayının 450 binin ve aileleriyle beraber 2 milyonun bulduğunu düşünürsek bu sayının ne kadar yetersiz ve yersiz olduğunu düşünüyorum. Ama bu sorunu şöyle çözebiliriz. En azından yani Kültür Bakanlığı'nın bu anlamda iyi niyetli olabileceğini düşünerekten kayıt altına alınması gereken bir sayının da varlığından haber olunduğunu düşünmeye çalışmak istiyorum sendikamız adına. En büyük sorunumuz kayıt dışı çalışma. Bu sorunun çözülmesi bizler için en önemli sorun. 450 bin kişinin varlığını tespit etmek bizler için en önemli konulardan biri. Bu 4 ay boyunca dağıtılan biner liralık yardımlar tabii ki bizler için çözüm değil. Nitekim bizler nitelikli meslek işçileriyiz. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Nitelikli meslek işçileri. Ve bizlerin mesleki giderleri de fazla. Bunlar da göz önünde bulundurulmalı. Tarafımızca sorunlara karşı kaynak yetersizliğinden bahsedilebilir. Ama elimizde çok önemli doneler var. Bunlardan birincisi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 44. maddesi kapsamında oluşturulan özel kopyalama harcı fonunda sadece 2017 senesinde biriken 320, günümüze vurduğumuz zaman 320 ile 500 milyon arasında bir fon, bir kaynak var. Niçin bu kaynak meslek birliği aracılığıyla sanatçılarımıza dağıtılmıyor? Ben bunu sizlerin huzurunda bu soruyu Kültür Bakanımıza, Aile Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanımıza sormak istiyorum. Niçin bu fon birer milyon yardımlarla değil, 4 ay verilecek yardımlarla değil de toplu bir şekilde bu fonumuz elimizdeyken niçin dağıtılmıyor? Bu sorunun cevabını sizler huzurunuzda
almak istiyorum sayın milletvekillerim. Ayrıca anayasamızda yer alan emir hükmüne uygun olarak sanatçı meslek tanımının belirlenmesi gerekiyor. Bu bizim sosyal güvencemiz kadar meslek birliği adı altında ismimizin belirlenmesi için gerekli bir kanun olması gerekiyor. Özgün çalışma koşullarıyla esas alınan bu durumların çözülmesi en önemli sorunlardan biri olarak görünüyor bizler için. Sayın Genel Başkanım, Grup Başkanları ve değerli milletvekilleri, genel hatlarıyla ben altını çizdiğim problemlerin biraz da çözüm önerilerinden bahsetmeyi yeğlemek istiyorum. Özgün çalışma koşulları nedeniyle kamuda çalışan sanatçılarımıza sağlandığı şekilde de özel sektörde çalışan sanatçılarımıza da yıpranma ve erken emeklilik hakkıyla beraber bir emeklilik yasasının günümüzde ortaya çıkmasını istiyoruz. Yani geriye dönük borçlanma zamanında sendikamız vasıtasıyla 78, 89, 83 ve en son 94 senesinde rahmetli sendika başkanımız Mehmet Çırkan'ın çok büyük çalışmaları doğrultusunda çıkmış bir yasa. Yani normalde bu sosyal güvenlik kurumuna çok fazla bir etkileşimde bulunmayacak ve zarar da vermeyecek. Bizim sosyal güvenlik haklarımızın elde edilmesi için geriye dönük borçlanmanın bir an önce erken yıpranma payıyla beraber elde etmemiz gerekmektedir. Diğer isteklerimiz doğrultusunda da şunları söyleyebilirim. Emekliliğe hak kazanan Bağkur sigortalıları için uygulandığı şekilde dediğim gibi sanatçı borçlanması, bu da yine bu sanatçı borçlanması için de kamu bankaları gündeme getirilebilir. Bunun için çalışmalar yapılabilir. Yine kadın sanatçılarımız için sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler içinde doğum borçlanması olanağı getirilmesi de bizler için önemli. Sanatçıların özgün çalışma koşulları doğrultusunda Güzel Sanatlar İş Kolu'nun bir meslek iş kolu olarak altını özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü iş kolu olmamız bizim için çok 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 önem arz ediyor. Yine sanat yapıtları ve sanatçılar için vergi muafiyet indirimlerinden yararlanmamız gerekiyor. Müzik, sinema ve tiyatro sanatçılarının kültür sanat etkinlikleri için yurt dışına çıkışları yine bizler için büyük bir problem. Yurt dışı sorunlarımızın, çıkışlarımızın kolaylaştırılmasının sağlanması gerekiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yapılan yardımların ve müzik yapıtlarının, müzik sanatçılarının da yararlanması için sanatçıların işsiz kaldıkları süreler boyunca sigorta primlerinin karşılanması amacıyla da bir fonun oluşması gerekiyor bizler için. Bu fon bizim için önemli. 11 aydan beri işsiziz ve yani küçücük miktarlarla yaşamak bizleri gerçekten zora koşuyor. Sanatçıların yine Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili diğer kamu kuruluşlarınca gerçekleştirilen kültür ve sanat alanındaki hizmet ve etkinliklerinden indirimli yararlanmalarını talep ediyoruz. Kültür Bakanlığı'nın öncülüğünde devlet birimlerince gerekli girişimlerin yapılarak sanatçıların dernekleşmesine, sendikalaşmasına, vakıflaşmasına öncelik tanınması gerekiyor. Çünkü bizim insanımızda böyle bir sendika algısı var Sayın Hocam. Ve bu algı insanları, niçin sendikalı oluyorum, niçin derneğe üye olayım, bunun bana getirisi nedir, götürüsü nedir gibi sorularla karşılaşmaktan yorulduk. Sendikalı olmak hepimizin, her bir bireyin önemli sorumluluklarından biri. Bizler sivil toplum kuruluşları olarak bütün sanatçıların, ben kendi adıma söylüyorum, en güzel oluşumlardan biri sivil toplum kuruluşlarına üye olmak ve bunların arkasında durmak. Yine sizlerin vasıtasıyla birliklere, sendikalara, derneklere üye olmanın önemini burada tekrar altına çizelim ve özendirelim. Bunlar bizim en doğal haklarımızdan biri.
Ülkemiz kültür ve sanatına katkıda bulunan ve muhtaç duruma düşen sanat emekçilerimizin korunması amacıyla yerel yönetimler bünyesinde sanatçı yaşam evlerinin kurulması ve ülke geneline yayılması bizler için de önemli. Biliyorsunuz bir sürü sanatçı, emekçi arkadaşlarımız var ve ne kadar zor şartlar altında yaşıyorlar ve onlara bir şekilde yardım etmemiz gerekiyor. Bunun bilincinde de olmamız gerek toplum olarak. Bunun da altını çizelim. Bu yerel yönetimle, bizlerin el birliğiyle yapabileceğimiz şeylerin başında geliyor. Onları yaşamların son zamanlarında zor durumlarda koymak bizlere yakışmıyor. Sayın Genel Başkanım, teşekkür ediyorum. Bizlere bu fırsatı verdiniz. Ama konuşmamı sonlandırmadan önce de ben sendika kimliğimi bırakıp bir işletmeci kimliğimle de söz almak istiyorum. 15 senelik bir işletmeciyim. Kızılay'da bir işletmem var. 1 Mart'ta alınan bu kararlar, herhalde sakıncası yok. Sendika kimliğimi burada bırakıyorum ama işletmeci kimliğimi kullanmamda... Çünkü bu benim en önemli, geçim kaynağımız işletmeler biliyorsunuz. Son alınan kararlar doğrultusunda 09-17 saatleri arasında bu sektörün açık olması bizim işimize hiçbir şekilde gelmedi. Neden gelmedi diye soracak olursanız, bizler saat 7'den sonra içkili mekanlar, restoranı olan bir işletmeciyim. Ve biz bu saatler arasında işletmelerimizi açıyoruz. Bu saatler arasında açtığımız zaman ne oluyor? Sıkıntılar büyüyor. O saatlerde açık değiliz. Birincisi, bizlerin belirli saatlerde gelen müşterilerimiz var. O saat içinde tedarikçimiz oluyor, yeme içme sektöründeki işte alışlarımız, verişlerimiz. Yani 7'den önce açamıyoruz. Bu saat 23'e ertelenmediği sürece bizim açılmamızın hiçbir manası yok. Ben bu sorunun altını da çizmek istiyorum. Yani bu sorun bizler için çok önemli. Bu işletmelerin yürümesi için, ayakta durabilmesi için, müzisyenlerin ayakta durabilmesi için bu işletmelere lütfen öncelik verilmesi gerekiyor. Bunun altında lütfen çizelim. Önce işletmelere bir istihdam sağlansın. Mücbir sebeplerden dolayı kapandığımızın farkında olalım. Hepimiz bunun bilincinde olalım. Bu şekilde davranalım istiyorum. Çok teşekkür ediyorum bana hem sendika başkanı ve bir halktan bir işletmeci olarak yer verdiğiniz için. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Teşekkür çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Meslak Mutlu. Ayrıca bir takdirde çok selamı var. Çok teşekkür ederim. Hatırlamaz mıyım? Tamam hocam. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet. Şimdi bir Sayın Başkan'a, Sayın Hocam'a, Nevin İpek kardeşime teşekkür ediyorum. Ama aramızda bir kişi daha var. O da yolsuzluk yapanların belalısı. Devamlı hapiste. Sonra arada çıkıyor. Şimdi gene işte bir arası var. Aramızda bir kitap yazdı. O kitabı bana hediye edecekmiş. Ben de grupta sizlerin huzurunda bu kitabı almayı tercih ettim. Murat Ağırel aramızda. Getir bakalım kitabı. Estağfurullah. Hazır bu boşlukta ailene zaman ayır. Evet. Kendisine teşekkür ediyorum. Güzel kitap. Parsel parsel. İnşallah bu kara günler geçecek. Ve o muhteşem sesler yeniden yankılanacak. Hepimiz özlemle bekliyoruz. Değerli milletvekilleri,
Son dönemde Ay'a roket yollamaya odaklanan Sayın Erdoğan'ın maalesef milletimizin sorunlarıyla ilgilenecek vakti yok. Vakti olmadığı için aynı zaman artık görüyoruz ki niyeti de yok. Pazartesi günü 2 milyon 200 bin esnafımızın, milyonlarca çalışanımızın, öğrencilerimizin, ailelerimizin gözü kulağı kabine toplantısından çıkacak karardayken kendisinin çıkıp anlattıkları bunun çok çarpıcı bir göstergesi. Milletimiz 24 saat sonra ne yapacağını bilmiyor. Sayın Erdoğan 24 yıl önceki mağduriyetinden siyasi rant devşirmenin peşinde koşuyor. Esnaflarımız bir gün bile dayanacak gücüm yok diyor. Sayın Erdoğan esnafımıza ve milletimize yeni anayasa çalışmasında yol aldık diye müjde veriyor. 2,5 milyon öğrencimiz tablete ve internete ulaşamadığı için uzaktan eğitimden mahrum. Sayın Erdoğan İngiltere küçüldü, biz büyüdük diye hikaye anlatıyor. Çiftçi, bakın Aksaray'dan ve Niğde'den çiftçilerin bana gönderdiği bir not var. Sizinle paylaşmak istiyorum. Diyorlar ki çiftçi borç ekiyor, icra biçiyor. Çiftçi bunu diyor, Sayın Erdoğan diyor ki Türkiye 2020'de %1.8 büyüdü. Ha, güzel. Madem öyle, ben de şimdi buradan milletimize çok basit bir soru soruyorum. Siz bu büyümeyi hissettiniz mi? Bir senedir dükkanını açmasına izin verilmeyen esnafımıza, pazarcılarımıza soruyorum. Siz bu büyümeyi hissettiniz mi? Maliyetlerin altında ezilen, tarlasını ekemeyen, borç ekip icra biçen, süremeyen, borcu her geçen gün çığ gibi artan, haciz gelmesin diye traktörünü satan çiftçilerimize soruyorum. Siz bu büyümeyi hissettiniz mi? Emekli vatandaşıma, EYT'li kardeşime soruyorum. Sizler bu büyümeyi hissettiniz mi? İpek Hanım'ın hissetmediğini hep beraber buradan gördük. Okula gidemeyen, EBA'ya erişemeyen öğrenci evlatlarıma soruyorum. Siz bu büyümeyi hissettiniz mi? Evin ekonomisini idare etmeye çalışan kadınlarımıza soruyorum. Siz bu büyümeyi hissettiniz mi? Tencereyi kaynatamayan kadınlarımız gerçeği biliyor. Ay sonunu getiremeyen çalışanlarımız, emeklilerimiz gerçeği biliyor. Bir yıldır sahipsiz bırakılan milyonlarca esnafımız, müzisyenimiz gerçeği biliyor. 18 yıldır kaderine terk edilen çiftçimiz gerçeği biliyor. Hal böyleyken Sayın Erdoğan'ın büyük bir gururla anlattığı yedi düveli kıskandıran bu büyümede eğer milletimiz büyümediyse o zaman kimler büyüdü? AK Parti kongrelerinde halay başları, saray danışmanları ve beşli soygun çetesi dışında kimlerin durumu iyiye gitti? Gelin beraber bakalım. Mesela büyümenin yarısından fazlası bankacılık faaliyetlerinden gelmiş. Yani faiz lobisini bitireceğim diye atarlanarak gezmişsin. Ama o faiz lobisinin ülkenin şu zor döneminde bile büyümenin yarısından fazlasını alıp götürmesine bir şey yapamamışsın. Mesela çalışan kesimin aldığı ücretin milli gelir içindeki payı düşmüş. Yani vatandaştan alıp finans çevrelerine vermişsin, senin deyiminle faizcilerin Robin Hood'u olmuşsun. Mesela esnafın kepengini indirdiğin için üretici de malını satamamış, stoklamak zorunda kalmış. Hatta o kadar çok stoklamış ki stok artışını saymazsan ekonomi %1.65 daralacakmış. Stok yok, 1.65 ekonomi daralmış oluyor. Yani stokçulukla savaşacağım derken yeni nesil stokçuluğu icat etmişsin. Mesela
sana göre büyüyen Türkiye'nin Merkez Bankası net rezervi 80 milyar dolar azalmış. Mesela o büyüyen ekonomi dolar bazında %6 küçülmüş. Yani damat bakan ekonomide Instagram'da olduğu kadar başarılı değilmiş. Yani damat sıfatı bakanlığının önüne geçti dediğin damat bakanın bakanlığında da pek bir hayır yokmuş. Yani aslında tanısanız seversiniz dediğin damadının evlat olsa sevilecek pek de bir yanı yokmuş. Çünkü kongrelerde yere göğe sığdıramadığın o damat bakan milletimizin döviz rezervini çarçur, memleketi de 70 sente muhtaç etmiş. Değerli dava arkadaşlarım, her başarısızlığına sipariş bir başarı masalı yazdıran Sayın Erdoğan'ın büyüyen ekonomisinde esnafımız, çiftçimiz, çalışanlarımız, emeklilerimiz, işsizlerimiz bu haldeyken peki ihracatçılarımız ne durumda? Şimdi söyleyeceğim, sizlerle paylaşacağım her bir bilgi ihracatçılarımızın talebi üzerine sizler aracılığıyla muhteremlerin, ağaların bilgisine sunulmak için paylaşılacaktır. Acaba onlar bu olağanüstü büyümeyi hissedebilmişler mi? İhracatçılarımızdan bahsediyorum. Maalesef ihracatçımız bu dönemde malını yükleyip satacak boş konteyner bulamıyor. Piyasalarda ciddi bir kaos var. Hiç siz ekonomiyi yönetenlerin ve Sayın Erdoğan ağzından bunu duydunuz mu? Çin, Türkiye'deki armatörlere baskı yapıp konteynerları kendine yönlendiriyor. İsrail ve Suudi Arabistan boş konteyner çıkışına sınırlama getiriyor. Her ülke ihracatçısını korumak için çeşitli tedbirler alırken Sayın Erdoğan ve arkadaşları kıllarını kıpırdatmıyor. İhracatçılarımız damat bakanın çarçur ettiği dolarları geri kazanmak için gemi bulamazken onlar uzay gemisi peşinde koşuyorlar. Sayın Erdoğan, iki lafın birinde yerli ve milli demeyi biliyorsun. Ama iş uygulamaya gelince hep tersini yapıyorsun. İhracata dayalı bir büyüme, yerli ve güçlü bir deniz filosuyla olur. Bak sana bazı rakamlar vereyim. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı verilerine göre en bağlantılı limanlar arasında Ambarlı Limanı ancak 44. sırada geliyor. Fas'ın Tanjer Med Limanı 24. Yunanistan'ın Pire Limanı 29. Mısır'ın Port Said Limanı ise 31. sırada. Yunanistan 10 sene önce lojistik sektöründeki tarifiyle Türkiye'nin 5'te 1'i kadar konteyner elleçlerken şimdi Türkiye'nin yarısı kadar konteyner elleşliyor. Yunanistan, Fas, Mısır bu ticaret savaşlarında avantaj sağlamak için ne gerekiyorsa yaparken sen ve arkadaşların milletimize sadece masal anlatıyorsunuz. Böyle olmaz. Bu zihniyetle ihracatımız büyümez. Bu kafayla ülke kalkınmaz. Aziz milletim, siz ülkeyi yöneten beceriksizlere bakmayın. AK Parti'nin ihracatçımızı düşürdüğü bu durumun çıkışı var. Çözümlerimiz, projelerimiz hazır. Biz yetkiyi alır almaz bu sorunları iki aşamada çözeceğiz. Ha, bu arada paylaşıyoruz. Belki merak edip de öğrenirler ve bir kısmını hiç değilse uygulamaya koyabilirler diye. Birinci aşamada hiçbir armatörün boş konteynerlarla ülkeden çıkmasına izin vermeyeceğiz. Türk armatörlerin gerekirse zararlarını karşılayarak Türkiye'nin yüklerini taşımasını mecbur tutacağız. Dünyadaki büyük taşımacılık şirketleriyle pazarlığa oturup anlaşma yapacağız. Yakın ülkelere ro-ro, tren, tır nakliyeleri için ihracat teşviki vereceğiz. İkinci aşamada ise
filo ve konteyner üretimine teşvik verip yerli ve güçlü bir denizcilik filosu oluşturacağız. Türkiye'yi Orta Doğu ve Uzak Doğu ile bağlayan bir lojistik hattı kuracağız. Çok modlu taşımacılığı mümkün kılıp limanlarımızın tren yolu bağlantılarını kuracağız. Limanlarımızın kapasitesini giderek kapasitesini büyüklüğü giderek artan konteyner gemilerinin yanaşabileceği şekilde geliştireceğiz. Böylece hem damadının çarçur ettiği dövizi yerine koyacağız, hem de üç yanı denizlerle çevrili Türkiye'mizi bu alanda hak ettiği yere taşıyıp çok önemli bir gelir kapısını aralayacağız. Değerli milletvekilleri, ısrarla söylüyorum, bu iktidarın milletimize verecek bir şeyi kalmadı. Bakın, sadece ihracatta ve ya da sanayide değil, nereye el atsak bir sorun yumağı ile karşılaşıyoruz. Dardaki vatandaşımızın pazarlardan patates toplamak zorunda kaldığı Türkiye'de, çiftçimiz depolardaki patatesini satamıyor. Şairin dediği gibi, yaprak döker bir yanımız, bir yanımız bahar bahçe. Depolar ağzına kadar patates dolu. Sadece Niğde'de depolarda çürümeye yüz tutan 450 bin ton patates var. Ülke genelinde ise yaklaşık 700 bin ton patates çürümeyi bekliyor. Sadece maliyeti bile yaklaşık 700 milyon lira. Bir ay daha depolarda kalırsa hepsi ya çürüyecek ya da çimlenecek. Patates üreticisi iki aydır ürünümüz çürüyor diye bağırıyor. Ama Sayın Erdoğan oralı bile olmuyor. Sayın Erdoğan, bir zamanlar ekilmedik bir karış yer bırakmayın diyordun. Patates üreticisi de seni dinledi. Peki sonra ne oldu? Ürünler ellerinde kaldı. Hadi bakalım. Şimdi al eline o çok sevdiğin mikrofonu. Niğde'deki, Konya'daki, Afyon'daki, Ödemiş'teki patates üreticilerimize onları içine düşürdüğün durumun çaresini söyle, biz de duyalım. 80 kuruşa, 100 kuruşa mal ettiğiniz patatesi 40 kuruşa, 50 kuruşa satmanıza gönlümüz razı değil de. Biz de duyalım. Zararı karşılayacağız de. Biz de duyalım. Haydi bakalım Sayın Erdoğan, işini yap ve zor durumdaki Türk çiftçisine bir şeyler söyle. Ama söyleyemezsin. Bütün politikalarını üretini cezalandırmak üzerine kurarsan, bugünler geldiğinde ağzını açıp da bir şey söyleyemezsin. Senin o performans canavarı Tarım Bakanın bilmez ama. Tarım ekonomisindeki temel kural, bir yıl önce fiyatı artan ürünün bir yıl sonra arzının da yüksek olmasıdır. Başında olduğun devletin önemini bir türlü kavrayamadığın, dengeleyici, düzenleyici rolü de işte burada ortaya çıkar. Kongre kongre gezip salgını yaymakla uğraşacağına git biraz bunlara çalış. Sen çöken partini toplayacaksın diye olan çiftçimize oluyor. Olan üreticimize oluyor. Devlet yönetmek ciddiyet ister. Görevinin ciddiyetinin farkına var. Değerli dava arkadaşlarım, partili cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye'yi taşıyamıyor. İktidar bu ucube sistemi memlekete musallat ettiğinden beri insanımız fakirleşti. Ekonomimiz bozuldu. Hukuk, adalet, liyakat ortadan kalktı. Türkiye her gün potansiyelini gerçekleştirmekten bir adım daha uzaklaşıyor. O nedenle düze çıkmanın yolu önce bu ucube sistemden kurtulmaktan geçiyor. Bir yıldır il il, ilçe ilçe geziyoruz. Memleketin her yanında milletimizin dertlerini dinliyoruz. Yalanları bozarak, duvarları yıkarak yürüyoruz. Arkamızda milletimizin desteğiyle her geçen gün büyüyoruz. Çünkü milletimiz gayretimizi görüyor. Çünkü milletimiz samimiyetimizi biliyor. İşte bu yüzden millet bizi çağırıyor. Yarın da Eskişehir'de olacağız inşallah. Biz bu kutlu çağrıyı duyuyoruz ve emin adımlarla iktidara yürüyoruz. Milletimizin içi rahat olsun. Yetkiyi aldığımızda
iktidar ve ortakları gibi yalan dünyayla değil, milletimizin gerçekleriyle meşgul olacağız. Milletimizin refah, huzur ve mutluluğu için çalışacağız. Ve emin olun, milletimizin hakkı olan büyük, zengin ve mutlu Türkiye'yi mutlaka inşa edeceğiz. Allah bu kutlu yolda bizi milletimize karşı mahcup etmesin. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken Sayın Erdoğan'ı dün itibariyle insan hakları kavramını keşfettiği için tebrik etmek istiyorum. Kendisi anayasamızda ve mevzuatımızda 58. hükümetten itibaren birçok hükümetin programında, mevzuatımızda hali hazırda var olan, ancak uygulamaya bir türlü yanaşmadığı, hatta tam tersine yıllardır hunharca çiğnediği sayısız ilkeden bazılarını sırf dünyaya, muhtemelen Biden'a şirin görünmek için keşfetmiş oldu. Sayın Erdoğan, sizin için büyük, bizler için ise atılmamış olan bu adımdan ötürü sizi yürekten kutluyorum. Eğer biraz daha gayret edip iyi bir cumhurbaşkanı olursa, bir gün elbet cumhuriyeti, demokrasiyi ve güçler ayrılığını da keşfedebileceğine inanıyorum. Kim bilir, belki o gün kendisi çıkıp iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem bile diyebilir. Neden olmasın? Toplantımızı şereflendirdiniz. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.